Herkese merhaba ve programa hoş geldiniz. Bu program haftanın son programı. Yarın yayınım yok. Ee, maalesef çalışanlarıma e, izin günü e, kullandırtıyorum. Cuma günleri. Böyle bir patron olmaya karar verdim biliyor musunuz? <laughs> Allah Cuma günleri offsunuz. Daha kolay. Yemek yemiyorlar falan filan. Daha ucuz. Ucuza geliyor bana. Yok canım yarın çekimlerimiz var. Ondan dolayı apar topar gitmemiz gerekiyor. Eee... Bir kere daha hoş geldiniz programıma. Ya bugün e, keyfim yok. <laughs> keyfim yok çünkü e, şeyle ilgili, ifade özgürlüğüyle ilgili son darbeyi yedik gibi geliyor bana. Gerçekten yani sosyal medya son yerimizdi, son rahat edebileceğimiz yerdi. Tabi bazı insanlar maalesef sosyal medyada gördüğü her şeyi gerçek sandığı için... E, toplumun bir kesiminde şey yarattı, sıkıntı yarattı. Bir kesimi dediğim AK Parti'de. Zaten biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Erdoğan sosyal medyadan nefret ediyor. B bayağı boş bir yer olarak görüyor. Ama bizim gibi insanlar, bizim gibi dediğim de YouTube'dan para kazanmaya çalışan, YouTube'dan kendine yer açmaya çalışan, YouTube'da kendine yer bulmuş olan gazeteci değil, televizyoncu değil, ne dersiniz diyeyim. Burası bizim için kalemiz. Sosyal medya kalemiz. Çünkü buradan biz kendi fikirlerimizi, anayasamızın bize vermiş olduğu hakkımızı, ifade özgürlüğü hakkımızı burada biz kullanabiliyoruz. Anlatabildi mi buradaki sorunu? Biraz gelin biraz daha konuyu biraz daha küçük biraz daha derinleştirelim. 8 gündür göz altında tutulan 16 gazeteci sabaha karşı tutuklandı. Biliyorsunuz bir haftadan beri 20'ye yakın Kürt gazeteci, özellikle söylüyorum bunu. Kürt gazeteci tutuklu bir şekilde ifadeleri alınıyordu. Henüz daha suçları ne olduğu bilinmiyor. Ve de almış olduğum haberlere göre, yani gördüğüm, okuduğum haberlere göre gazeteciler bile tam emin değiller neden suçlandıklarını. Bilmiyorlar ama içeride ifade veriyorlar. Muhtemelen vermiş oldukları yorumlardan dolayı, yapmış oldukları haberlerden dolayı. Yani gazeteci olduklarından dolayı ifade veriyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya kel çok sevdiğim bir adamın bir yazısından bir bölüm almak istiyorum size. Çünkü 2011'de KCK basın diye bir olaylar da vardı. Orada da 35'e yakın Kürt gazeteci tutuklanmıştı. Bu beyefendi şöyle bir cümle kurdu. Bu meslektaşların büyük bölümü DİHA ve Özgür Gündem gibi yayın organlarında çalışıyorlardı. Yayınladıkları mektupla haykırışlarını seslendiler. Ancak kimseler oralı değil. Bu gazetecilerin hiçbiri terör faaliyetine katılmış değil. Bu gazetecilerden hiçbiri silah taşımamış, tetik çekmemiş, insan öldürmemiş. Bu gazeteciler fikirlerini yansıtmışlar. Evet. Kürt sorununda taraf olmuşlar. Evet, bizim paylaşmadığımız görüşleri yansıtmışlar. Tek suçları o, gazetecilik. Bu yazan beyefendi babam. Ve de 10 yıl önce yazmış bunu. 11 yıl önce. Hiçbir şey değişmiyor bu ülkede. Gerçekten hiçbir şey değişmiyor. Şimdi sanki bu hiçbir şey olmamış gibi gayet mutlu bir şekilde bir dezenformasyon kanunu ortaya çıktı. Dezenformasyon kanunu nedir biliyor musunuz? Sosyal medyanın bir nevi e, gözetim altında tutulması. Yani sosyal medyada siz Twitter'da istediğinizi yazabiliyordunuz küfür olmadığı sürece fikrinizi verebiliyordunuz yani yorum verebiliyordunuz bazı insanların fikirlerini veya e, hatta haykırışlarını orada retweet edebiliyordunuz şimdi birinki bu suç olmaya başlayacak nasıl mı 29. maddeden dolayı şimdi 29. madde burada çok değil çok 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 tehlikeli. Diyor ki 29. maddede sıf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli olacak şekilde anenen yaymak suç olarak düzenlenmektedir. Cezası ne? 1 ila 3 yıl. Şimdi manzara şu. Cumhurbaşkanımız diyor ki Ülkemizdeki sorun enflasyon değil, hayat pahalılığı sorunu var diyor. Siz de bir vatandaş olarak bırakın beni. Beni bırakın. Tamam mı? Beni bırakın. Siz bir vatandaş olarak diyorsunuz ki olur mu böyle bir şey? Twitter'a giriyorsunuz. Diyorsunuz ki kesinlikle öyle bir şey yok. Hayat pahalılığı değil enflasyon. Enflasyondan dolayı hayat pahalılığı var diyorsunuz değil mi? Bir ila üç yıl. Tabii. Korku yazıyorsunuz, dezenformasyon yapıyorsunuz. Tabii. Kemal Kılıçdaroğlu ee, bir tane grup toplantısına çıktı dedi ki Aa işte şu bakan bu bakan para yedi dedi. Siz de retweet ettiniz. Bir ila üç yıl. Bitti. Sizin özgürlüğünüz elden alındı. Sosyal medyada en son kalan özgürlüğünüz elden alındı. Muhalefet ne yaptı? Biraz didişti. CHP komisyonlara girdi. Bu böyle olmaz dedi, şöyle olmaz dedi. Ama günün sonunda yeterli değil. Çünkü gerçekten o altılı masadan bir çıt bile çıkmadı. Evet üzgünüz ya öyle olmaz ya. Son kalemiz gitti şu an. Ondan dolayı o kadar keyifli değilim. Şimdi göreceksiniz bu gözaltına alınan 16 gazeteci, bu yeni çıkan kan tahmin ediyorum. Ama şimdi bu tahmin bile dezenformasyondan dolayı bir ila üç yıl yatabilirim. Ama bu gazeteciler muhtemelen bu yeni çıkan dezenformasyon yasasından yargılanacaklar. Niye? Çünkü fikirleri hükümet tarafından beğenilmedi. Dezenformasyon yaptılar. Gazeteci oldukları için değil. Çünkü gazeteci yok bu ülkede. Bu kanunları geçen, bu kanunlara izin veren, bu kanunlara onay veren hükümetimiz gazeteci diye bir şey görmek istemiyor. <laughs> ne ilginçtir ki? Ne ilginçtir ki? Yazı buldum. Merak ediyordum. Çünkü bu gazetecilere karşı olan zulüm dün başlamadı. Evvelsü gün de başlamadı. Yıllardan beri. Yıllardan beri. Ve de bir makale buldum Cumhuriyet Gazetesi'nde. Hıfzı Topuz yazmış. 6 Eylül 2020 yazısı. Pazar günü. Menderes döneminde basın özgürlüğü diye. Güzel bir yazı. Orada bir bölüm buldum, yakaladım. Ve de çok hoşuma gitti. Demokrat Parti hükümeti 1956'da radyo ve yayın yoluyla işlenen suçlar kanunu yeni maddeler eklendi diye yazıyor. Bu maddelerden biri kötü niyetle ya da özel maksada dayanan yayında bulunmak, hükümetin dışarıdaki itibarını mübalağalı ve özel maksada dayanan haberleri sarsmak suçu diye bir şey ekliyor. Yani ne diyor biliyor musunuz burada? Bu zulüm, bu eziyet, hükümet ve ifade özgürlüğü ve gazetecinin rolü AK Parti döneminde sivil şey olmadı, kırılmadı. 60 yıldan beri devam eden bir kavga. Hükümetler gazetecileri sevmez. Çünkü gazeteciler gerçekleri yazarlar. Gerçekler de hükümetleri memnun etmez genellikle. Ben hiçbir zaman bir görmedim bir hükümetin ah biz gazetecilerle böyle böyle vadiyiz diye hiç görmedim. Ama şimdi çıkacak yeni bu kanunla, yeni bu dezenformasyon yasasıyla iki tane bence çok önemli nokta var. Bir tanesi. Dezenformasyonun, daha doğrusu, enformasyonun doğru olup olmadığını kim karar verecek? Siz mi? Hükümet mi? Yoksa biz mi? Vatandaş mı? Size oraya getiren kişiler. Kim karar verecek? Çünkü bu yasayla birlikte demokrasinin kılıcı hükümetin elinde. Bugün sosyal medya dediğimiz son kalemiz yıkıldı. Ama siz yıkılmayın. Siz ayakta durun. Siz yorum yazın. Like atın ve abone olmayı unutmayın. Gelecek hafta görüşmek üzere.